merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz e, glaive rehberi e, başlangıçta tercih edilebilir silahlar arasında bulunan bir glaive sınıfı mevcut e, gördüğünüz statlar e, full güç verdiğim bir stat Yani siz ilk başta başladığınız zaman üstünüze herhangi bir şey takmadığınızda Hatta şöyle net bir şekilde göstereyim 89 güç puanım var e, bunun sebebi ise full statlarımı güce vermemden kaynaklı. Ultisi ezici vurduğundan ve diğer skilllerin bir kısmında ezici vurduğu için ve ezici statının da güç arttırdığı için full güç oynuyorum. Bu şekilde. Glevimi taktığım zaman 91 gücüm oluyor ve çevikliğim artıyor. Çeviklik ve kritik değer mevcut benim glevimde. Runlara en son bakarız. Carniflex yani orta zırh seti giyiyorum diren ağır zırh seti giyebilir. Ağır zırh seti oynayan arkadaşlarım da oldu. Ben şahsen de denedim bir kısmını. Ee, benim için birazcık e, şey geldi, kullanışsız geldi. Daha çok birimleri kesmeye yönelik geldi. Ben de birim kesmekten çok hoşlanmadığım için sevmedim. Bu bahsettiğim göstereceğim kısım tamamıyla adamlar odaklı. Yani e, tutturduğunuz zaman skill'inizi yani savaş doğru selamınızı, onu da ilerleyen zaman değineceğim. Ee, tek diyorsunuz abi. Benim düşüncem o. Ben bundan keyif aldım için bu yönde bir e, set yapmaya karar verdim. Evet statlarımız bunlar. Ürünlerimize bakalım bu ürün. E, normal saldırı hasarı %12, savunma kırma %10 e, ürünümüz takıldı. Diğeri güç ve çeviklik. Bunun yerine diğer iki ürünümüz birisi e, sal, alınan saldırıyı azaltıyor. Arka saldırı ve kafa vuruşlarını. Yani Tank yani ağır zırh giyecekseniz bu ideal olabilir. Ee, diğeri de muharebe ilave veya harareti kullanıldığında 10 saniye boyunca %12 e, alınan hasar azaltıyor. Bu da dediğim gibi şey yapılabilir. Ağır zırh kullanılıyor tercih edilebilir bu ikisi. Zaten ikisini koyunca fullenecektir burası. Ee, kasketimize gelelim. Kaskette kritik değer mevcut. Bu kritik değerin sebebi ise adamı stun attıktan sonra arkasına geçip ultiyi bastığınızda kritik ihtimalini veya kritik geldiğindeki değeri arttırmaktan geçiyor. Onun yerine zaten bir tek çeviklik ve zırhı kullanabiliyoruz. Onun yerine kritik değeri tercih ettim. Diğerleri zaten sargı, güç, dayanıklık bunları tercih etmemeye çalıştım. Yani kritik bizim için daha e, önemli. Gleb kısmında. En azından söylediğim oyun stilinde burada zırh kısmında e, zırhımızı 7 puan arttırır tercih ettim diğerleriyle benzerlik gösteriyor. Aynı şekilde çevikliği ve gücü de arttırmayı tercih edenlerden seçtim. Çizmeye baktığımızda aşımları arttırması önemli. Aşım arttıkça kritik ihtimali artar yani zırhı bir o kadar kırılır. Onun yanında çevikliği arttırması ve güç arttırması tercihlerimden oldu. Son olarak da eldivene bakarsak da gücü zaten 7 puan arttırması önemli. Diğeri de yine benzer şekilde güç dayanıklılığı arttırıyor ve son olarak tüm hasarları arttıran bir runumuz takılı. Evet becerilere gelecek olursak. Becerilerimiz bu şekilde. Burada öncelikle kendi oyun stilimi söylemem gerekirse savaş doğru selamı kullanıyorum ben. Bununla stanyo karşımdaki düşman. Kalkan kıran kullanıyorum. Karşı taraf hem absürt derecede bir hasarı mevcut. Ee, i̇lk vuruşu ezici, ikinci vuruşu kesici. Animasyonda ilk bir kabzayla vuruyor, daha sonra ucuyla vuruyor gördüğünüz gibi. Aynı zamanda yerden kaldırma özelliği de mevcut. Muharebe hararetten gelecek olursak da bu tamamen yerden kaldırma yönelik bir skill. Yani bir fazla bir olayı yok. Ee, kullanım kısımlarını değinmeye çalışacağım. Ult olarak da uçan orakçıyı tercih ediyorum. Şimdi benim dizlimim bu şekilde. Bu şekilde ben bir adamı çok rahatlıkla e, tek değmesem de tek değecek kıvama en azından bana karşı koyacak kıvama koyamayacak koymayacak kıvama getiriyorum. Bunun haricinde ne kullanılabilirdi? Muharebe harareti yerine muharebe ilahı kullanılabilir. Yani birimlerinize buff verip birimlerinizle oynarsınız eğer tank oynamak isterseniz. Onun dışında çelikten çember gayet güzel bir e, birim kesme skili bu tercih edilebilir eğer ki tank oynamak isterseniz hücumu çok da fazla önermem şimdi adam kovalarken de eyvallah işe yarıyordur yer yer veya kaçarken de ama e, ya adam kovalayacaksanız zaten rahatsınızdır veya karışık bir konumda kovalayacaksanız bile yani bununla çok da fazla sağlıklı olmaz. Bu sefer girdiğiniz yerden çıkamazsınız. E çıktığınız zaman, çıkmak için kullandığınız zaman da çok fazla uzaklaşmış olabilirsiniz. Bilmiyorum benim için kullanışsız bir skill bu. Ve savaş doğru selamı her ikisinde de olması gerektiğini düşünüyorum. Hem tank oynamak isteyenlerde hem ee, benim gibi orta zırhla kilo oynamak isteyenlerde. Uçan orakçı da aynı şekilde. Evet, değiştirdiğimiz sadece kalkan kıran ile e, muharebe harareti oluyor. Hararet yerine e, muharebe ilağı alınabilir dedik, kalkan kıran yerine de çelikten çember alınabilir dedik. Evet arkadaşlar, deneme alanına, talim alanına geldik. Burada olayımız şu şekilde. Oynarken bol bol Shift tuşunu kullanmayı tercih etmeye dikkat etmemiz lazım. Burada bahsettiğim yerde yine bir kuşatma kulesi olsun. Shift sol klik çıkış çıkış. Taktiğimiz bu. Yani düz vuruş şu hareketi yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü çok yavaş buraya ve demeyici de o kadar tatmin edici değil. Atıyorum çok fazla geldiler. Savaşta ordunu vurursunuz. Şu şekilde. Ardından ultinizi vurursunuz ve dağıtırsınız orayı. Ee, evet durum bu. Şimdi buradaki elemanla bir talim yapalım görelim nasıl işleyeceğini shift sol klik kenara kaydım stan arkasına geçtim ulti shift sol klik ve kalkan kıran kombomuz bu gördüğünüz gibi hiç acele etmiyorum acele etmemek önemli stanınız kısa sürmüyor yani şu stun'ı vurduktan sonra arkasına geçecek kadar vaktiniz var. Ee, yani o yüzden bunu vurup da geç önünden ulti atmayın. O zaman kritiğin, o taktığınız runların hiçbir anlamı kalmıyor. Ee, evet. evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Glaive birazcık kısa sürdü. Ee, eğer ki atladım, düşündüğünüz bir yer varsa, aklınıza takılan bir soru varsa e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, birazcık basit anlatmaya çalıştım çünkü çok da bir olayı yok. E, pozisyon almaktan ibaret, yani bunu da buradan anlatamayacağım için oynanış videosunda daha detaylı pozisyonlara değinmeye çalışırım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.